7. hadisi şerife de geçelim arkadaşlar. An Enes'in radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekthirû min tilâvetil Kur'an fî buyûtikum fe innel beytellezî lâ yukra'u fîhil Kur'anu yakillu hayruhu yekthuru şerruhu ve yadîku alâ ehlihi. Enes İbni Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Evlerinizde çok Kur'an okuyun. Zira Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, belası çoğalır. O ev içindekilere dar gelir. Kim demiş arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Abla, abla, boşuna mobilyayı değiştirme. Rahle nerede? Rahle! Kur'an koyduğun rahle nerede? Bu mobilyalar değişti, bitlendi, pirelendi. Kimi kandırıyorsun be? Sen bitlendin. Sen pirelendin. Kaç ay oldu son okuduğun hatim? Hangi cüzdesin? Çocuklar hangi cüzde? Ekthirû min tilâvetil Kur'an. Çok Kur'an okuyun evlerinizde. Bu ev niye eskidi? Niye bunalttı? Dedenin evini hatırlıyor musun? İki tahtanın arasından fare girecek kadar dökük yıkık bir kulübede oturuyordu. Nasıl huzurlu yaşadılar 90 sene? Evlerimiz niye mezarallığa döndü kardeşler? O evlerde cemaatle namaz kılmıyoruz. O evlerde Kur'an hatmedilmiyor. Ramazan'dan Ramazan'a, o da işte çok misafirler gelecek de çok Kur'an okunacak. Öyle değil, öyle değil. Ramazan bitti. 11 ay ne okuyacağız? Hepimiz evlerimizdeki huzursuzluğun nedenini araştıralım kardeşler. Niye evlerimiz bize dar geliyor? Yıkma dökme 4 tane ağacın çakılı olduğu bir evde insanlar nasıl yaşadılar da bu beton bombalarının içinde nasıl yaşayamıyoruz biz? Niye evlerimizde havasızlık çekiyoruz? Klimasız bu insanlar nasıl yaşıyorlardı, biz niye klimayla da rahat edemiyoruz? Çünkü evlerimizin hayrı azaldı, belası çoğaldı. Doğurduklarımız başımızın belası oldu. Edindiğimiz malımız bizi köle etti kendisine. Koltuk alıyorsun, üstüne oturamıyorsun eskir diye. O senin üstüne oturuyor. Koltuk senin üstüne oturuyor. Daha ne bela versin sana Allah? Yetmedi mi bu bela? Yetmedi mi? Eve bulaşık makinesi alıyor. Aman kadıncağızın eline deterjan değmesin, Allah'ın nimeti. O bulaşık makinesine koyuyor bulaşıkları. Bir kilo deterjanını alıyor, koltukları siliyor bu sefer. Gene deterjansız hayat yok. Koltuklar bitiyor, öbür gün halıyı siliyor. Temizleyiciye veriyor halıyı, iyi yapamamış diye bir daha fırçalıyor. Allah bela verirken Ebu Cehil'i mi gönderecekti? Halıyı göndermiş sana zaten. Koltuğu göndermiş. Niye gülüyorsunuz arkadaşlar? Masal mı anlatıyorum? Masal mı anlatıyorum? Uzaydaki bir evden mi görüntü anlatıyorum? Kur'ansız evler bela evlerdir. Biz Kur'an okumayan, Kur'an okumaktan zevk almayan, Kur'an-ı Kerim'i şu gün hatmettim diye elhamdülillah diye sevinemeyen insanlar olursak eğer, Allah bize mümkün olduğu kadar evimize sığdı sığmadı mobilya verir. Sil dur mobilyaları sen. Ömrün mobilyayla geçer. Şimdi güya eldiven takıyor kadınlar deterjan elini yakmasın diye. Akşam gene hastaneye gidiyor tabii. Niye? Eli yanmasın dediği terde deterjanı koklamış akşama kadar. O alının üstünde git gel git gel, makineyi beğenmezler. Çünkü ihlasla yapmıyor makine ya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Nerede ruhlara şifa Kur'an? Bu hep ölünce mi okunacaktı? Hastalara mı okunacaktı? Niye Kur'an'dan şifa bulmadık? Niye Rabbim ne buyuruyor diye Kur'an'a müracaat edemiyoruz? Tekrar bu hadisi şerifi okuyalım kardeşler. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam?
اكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره يكثر شره ويضيق على أهله. Evlerinizde çok Kur'an okuyun. Zira Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, belası çoğalır, o ev içindekilere dar gelir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Arkadaşlar, eskiden insanlar 3 kardeş, 5 kardeş bir evde otururlardı. Ana baba o evde otururdu. İşte ortada bir hol var, 2-3 tane oda var. 20 nüfus, 25 nüfus bir evde otururlardı. Bu ev bize dar geliyor demedikleri gibi bayramlarda misafir gelince 40 kişi yatar kalkarlardı o evlerde. Bir misafir değil, kocaya gitmiş kızımız gelince oturtacak yer yok evlerimizde. Bundan 100 sene önce evi 140 metrekare olan kaç kişi vardı Türkiye'de, İstanbul'da? Onların evleri saray diye şimdi müze olarak geziliyor. 100 metreden fazla. İnsanların 5-10 çocukları vardı. Kiminin 2 hanımı, 3 hanımı vardı. Bir evde oturuyorlardı. Ne oldu? Niye daraldık? Niye daraldık? Çünkü ruhlarımız büzüldü. Kur'ansız ruhu ev genişletmiyor. Niye akşam yatmadan, ışıklar söndürülmeden bir sahife Kur'an okumadan yatıyoruz? Bir sahife en azından niye bir Kur'an okumuyoruz? Niye çocuklarımızın hatmi olmuyor? Birinci çocuğumuz 12. cüzde, ikinci çocuğumuz 7. cüzde, ben 16. cüzde. Allah, bir hafta onun hatmi bitiyor, ona bir dua yapıyoruz, öbürünün hatmi bitiyor. Ya Allah, ya Allah, vakit mi alıyor Kur'an? 5 dakika okusan 4 sayfa okursun. 5 dakika ayırsan 4 sayfa okursun. Yılda 1,5 hatim yapar bu. 5 dakika nedir? 5 dakika nedir? Kur'ansızlığın bedeli çok ağır arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rica ediyor. Ümmetine diyor ki, bari Ali İmran suresi ile Bakara suresini muhakkak yılda bir defa evinizde okuyun buyuruyor. Çünkü Bakara ve Ali İmran suresinin girdiği evde şeytan barınamaz buyuruyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kardeşler, Kur'an'a döneceğiz. Başka hiçbir çaremiz yok çünkü. Bugün bu 7 aşıyı bünyemize soktuk. Elhamdülillah, Rabbimize hamdolsun bunları bize dinletti. Kardeşler, bunlar bir hocanın sözleri değil. Allah peygamberine vahyetti. Peygamberi ashabına söyledi. Allah onlardan razı olsun. Ashabı da bize ulaştırdılar. Allah lütfetti, kerem etti. Bugün de bize dinletti. Elhamdülillah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.